Suçu onun üstüne attınız değil mi? Saçmalama. Emin değiliz. Henüz bir bilgimiz yok. Ama gerçekten Bahadır yapmış olabilir. Ben bu işi çözeceğim. Kocama yaptığınızı Bahadır'a yapmanıza izin vermeyeceğim. Nazlı. Artık dinlemek istemiyorum. Yeterince dinledim yalanlarınızı. Okan sizi aradı mı? Ben ulaşamıyorum da. Hayır, aramadı. İşi vardır Bennu. En son Bahadır sıkıntı çıkarmış. Onunla uğraşıyordur işte. Bilmiyorum ama benim telefonlarımı hep açardı. Bennucuğum, şimdi bunlarla uğraşamayız. Gel abla. Aa, dur bir dakika. Derin. Deren. Elmas, iyi misiniz? Burası karmakarışık. İzin de alamıyorum. Biz emniyete gidiyoruz. Sevim ablayla. Bahadır'ı tutuklamışlar. Elif? Elif deme bana. Serbest bırakmışlar onu. Bahadır ben yaptım demiş. Neyse ben kapatıyorum, şimdi konuşuruz. Tamam. Gel ablam gel. Ne diyorsun sen Okan? Ne oldu Kenan? Bahadır suçunu itiraf etmiş. Elif'i de serbest bırakmışlar. Biliyordum zaten. Bence Elif'in de parmağı var bu işte. Ne saçmalıyorsun sen anne? Üstünden yük alınca kime saldıracağını şaşırdım. Hala Elif diyorsun. Kızın katil olup olmadığı belli değil. Bir de evimizde barındırdık. İyi ki başımıza bir şey gelmedi. Sus anne. Elif hepimizden daha masum. Eğer bununla ilgili şüphen varsa sana hatırlatacağım şeyler olur elbet. Karşında kim olduğunu unutma. Ne oluyor burada? Okan aradı. Bahadır Sadullah'ı öldürdüğünü itiraf etmiş. Kenan, nereye gidiyorsun? Elif'e mi? Bunu tekrar tartışmayalım. Kenancığım, bak zaten zar zor kurtuldun. Ne olur yeniden kendini ateşe atma. Elif'i yalnız bırakamam. Yani bunu söylediğime kendim de inanamıyorum ama... Elif için de böylesi daha iyi. Bırak biraz evine gitsin, vakit geçirsin. Yani bir arada görüldükçe her şey daha zorlaşıyor. Haklı olduğumu biliyorsun. Şimdilik.